Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 35 numaralı testi çözeceğiz ve bu testle alakalı da ben sana yine fasikülümüzden bazı sorulara işaret koyduracağım. Bu soruları ne yapacaksın? Sınavdan önce mutlaka tekrar edeceksin. Tam anlamıyla sınav ayarında sorular olacak çünkü. Şimdi 35. testi açalım. Sayfa artık 74 ve 75'teyiz. Fasikül zaten 88 sayfa ve sevgili arkadaşlarım artık son demlerini yaşıyoruz bu kampın. Biraz üzülerek söylüyorum ama neyse, yapacak bir şey yok. Biz yeni kamplara geçeceğiz. 40 soru serisi AYT yolda arkadaşlar. Evet, burada da bunun duyurusunu yapalım. Arkadaşlar, ikinci soru kaydedin dursun. 3 kaydedin dursun. 5 kaydedin bir kenarda dursun. Ve 8 kaydedin mutlak suretle bir kenarda dursun. Hangi sorular? 2, 3, 5 ve 8 arkadaşlar. Tamam. Bizim için çok değerli sorular. Bundan kaynaklı sınavdan önce mutlaka tekrar ediyorsun. Yine 40 soru serisi TYT matematik video ders kitabı da sevgili arkadaşlarım hala satışta, biliyorsunuz ki sene sonuna kadar da bu böyle olacak. Sene sonu dediğim yani sezon sonu. Siz sınava girene kadar sevgili arkadaşlarım. Hatta iki kitap şu an aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerde gençler. İkili bir şekilde satılıyor ve indirimli satılıyor. Toplamda 168 sayfalık bir tabiri caizse konsantre bir soru bankası. Mutlaka ama mutlaka bu fiyatlara bu kitapları kaçırmayın arkadaşlar. Ciddi anlamda ucuz olsun diye elimden gelen bütün çabayı ortaya koydum ve ciddi anlamda şu an piyasadaki çoğu kitaptan da daha ucuzdur kendileri. Lütfen öğrenciler daha ulaşılabilir, öğrenciler için daha ulaşılabilir hale getirmek için çok çok uygun fiyatlara çıkarıyoruz. Mutlaka bir inceleyin derim. 40 soru serisi TYT matematik ve 40 soru serisi problemler kitaplarım sevgili arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Evet, hazırsak artık soru numaralarını kaydettiysen, abone olduysan, videoyu da beğendiysen bir zahmet geçelim dersimize. Örnekteyiz dedik ve bakalım ilk sorumuza. Şimdi böyle bir görsel var. Uçaklar falan var, tamam mı? Bir havaalanındaki uçuş trafiği O noktasında bulunan uçuş kulesi tarafından yönetilmekte. İniş için sıra bekleyen uçaklar O merkezi dairelerden oluşan aynı yükseklikteki uçuş rotaları etrafında tur atmaktalar. Bu şekilde tur atıyorlar arkadaşlar. Kırmızı uçuş rotasının yarıçapı 2 kilometre. Bak şurası 2 kilometre. Mavininki 4 ise o zaman burası 2'dir. Yeşilinki 6 ise burası da 2'dir ve siyahınki de 8 ise burası da yine 2'dir. Yani toplam 2, 2, 2, 2 şeklinde sıralanmış. Uçakların doğrusal bir hat üzerinde bulundukları bir anda, yani şu anda kule görevlisi diyor ki kimliğini tespit edemediğim X uçağının K noktasındaki uçağa uzaklığı X-K eşittir 8 kilometredir anonsunu yapıyor. Buna göre kimliği tespit edilemeyen uçağın konumu aşağıdaki noktalardan hangisidir diye soruluyor. Şimdi K'ya olan uzaklığı mı 8'miş arkadaşlar, değil mi? İşte bu nedir diye soruluyor. Yani x eksi k eğer 8 ise biz bu mutlak değeri nasıl okuyorduk? X'in K'ya olan uzaklığı 8'dir diye okuyorduk. Şimdi x'in K'ya olan uzaklığı 8 ise K burada. 8 bu tarafta olamayacağına göre demek ki bu tarafta olacak. 2, 4, 6, 8 diyeceğiz ve D noktasında olduğunu söyleyebileceğiz. Yani cevabımız D seçeneğindeki D'dir gençler. Tamam. Devam edelim bir diğer sorumuza. Gerçekten çok şık bir soru. İyi dinle, kaydet demiştim zaten. Tam anlamıyla TYT sorusu. Ali aynı uzunluktaki iki çubuktan A çubuğunu 6 eş parçaya, B çubuğunu ise 8 eş parçaya şekildeki gibi ayırıyor. Şimdi aynı uzunluktaymış. 6 ile 8'in hemen ortak katını düşüneceğiz. 6 ile 8'in ortak katı 24'tür. Ve bundan kaynaklı 24'ü 6'ya böldüm. Burası 4K 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 olur dedim. 24'ü 8'e böldüm. Bunlar da 3K 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 olur dedim. Her bir yeşil çubuğun şuradaki birimi 3K, buradakiler de 4K. Daha sonra A çubuğundan elde ettiği parçalardan 2 tanesini, B çubuğundan elde ettiği parçalardan 3 tanesini ucuca ekleyerek şekildeki gibi hizaladığında aralarındaki boy farkının 5 santim olduğunu hesaplıyor. Şunlar 3K değil miydi canım kardeşim? Bunlar da 4K değil miydi? Şimdi burası toplam 9K, burası da toplam 8K. 9K ile 8K'nın arasındaki fark 5'miş. Yani K kaçmış arkadaşlar? 5. K 5 ise ben bunların ikisine de 24K demiştim. O zaman çubukların boyları ne olur? 120 olur. Bizden ne istemiş? Çubuklardan bir tanesini kesilmeden önceki boyu soruluyor. Ki ben ikisinin de 120 olduğunu bulmuştum. O halde doğru cevap E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet, biraz kaymışız ya. Tamam, şöyle yapalım. Devam edelim. Üçüncü örneğimizle. Şimdi bakayım, az önceki soruyu kaydetmiştik. Aynen, bunu da kaydetmiştik diye hatırlıyorum. Aynen. Aşağıdaki şekil 1'de bir paket lastiğinin gergin değilken uzunluğunun birimi santimetre olan bir cetvelle ölçümü esnasındaki görünümü, şekil 2'de ise en gergin halindeyken uzunluğunun bu cetvelle özdeş iki cetvel yardımıyla ölçümü esnasındaki görünümü verilmiştir. Bu lastik uzunluğu ne olursa olsun en gergin haline geldiğinde hep aynı oranda uzamaktadır. Şimdi hiç çekilmeden, bomboş dururken, free takılırken 10 ile 1 arası mesafe 9 santimetreymiş. Burada da bak, 0 ile 10 arası 10 santim zaten, 4 ile 8 arası da 4 santim ve bundan kaynakla toplam 14 santimetre olmuştur diyebiliriz. Yani 14 bölü 9 katına çıkıyormuş uzunluğu. Pekala. Bu lastikle boyları dışında özdeş başka bir lastik. Boyları dışında özdeş demek, bütün özellikleri aynı, sadece boyu biraz farklı demek. Uzatıldığında boyu 168 oluyor. Şimdi uzatılmadan önce x ise 14 bölü 9 katına çıkacak o da ve 168 mi olacak arkadaşlar? Bu lastiğin çekilip uzatılmadan önceki boyu, yani x soruluyor bize. Tamam, güzel. 14'e böleceğim. 14'e böleceğim. Burası 12 gelecek. 9 ile 12'yi çarpacağım. X'i 96 bulacağım. Hayırlı işler diyeceğim. Yani cevabımız B şıkkı olacak sevgili gençler. Devam edelim bir diğer sorumuza. Dördüncü soru. Üzerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirerek terazi dengelenmiş. 40, 30, 60 ve 10. 70'e 70 dengede. A ve B kefesindeki birer ağırlık karşılıklı yer değiştirdiğinde dengenin bozulduğu görülmüş. Daha sonra terazinin dengede kalması için aşağıdaki ağırlıklardan biri terazinin hafif olan kefesine konulduğunda terazi yine dengeye gelmiş. Buna göre ağırlıkça hafif olan kefeye konulan ağırlık hangisidir diye soruluyor. Bunların arasındaki fark kadar olacaktır. Şimdi mesela şöyle, 30 ile 60'ı yer değiştirirsem, 30 ile 60'ı yer değiştirirsem burası 60 olur, burası 30 olur. Şimdi bakıyorsun, burada ne olur? 100. Burada ne olur? 40. Şimdi 30 ile 60 arasındaki fark 30 iken yer değiştirdiklerindeki fark 60 oluyor. 60 var mı? Yok. Demek ki 30 doğru değiştirmeyeceğim. Ya da şöyle diyebilirim. Şöyle diyebilirim. İyi dinle beni. 40 ile 60'ı değiştirirsem mesela, aradaki fark 20 ya. Yer değiştirdiklerindeki kefelerdeki fark 40 olur. Mesela 40 var burada. Demek ki cevap 40'mış. Bak, 40 ile 10'u yer değiştirirsem 30. 2 ile çarptım 60. 60 yok. Veya 30'da 60'a bakmıştım, 60 gelmişti. 30'da 10'a baktım, 30'da 10'u yer değiştirirsem eğer aradaki fark 22 katı 40, demek ki mutlak surette 40 oluyor. Sorunun mantığı umarım anlaşılmıştır. Az önceki de zaten gösterdim. Mesela ben burada ne dedim? 30'da 10'u yer değiştirirsem olur. 30'da 10'u yer değiştirirsem 40'a 10 olur. Karşı tarafta 60'a 30 olur. Burada 90 var, burada 50 var. Ben buraya 40 daha koyarsam bak 90'a 90 olur. Mutlak surette 40 oluyor. Yani cevabımız C şıkkına verilmiştir gençler. Beşinci sorumuzdayız ki işaret koydurmuştum. Bir TYT sorusudur. Birbirine eşit hacimde 5 bölmeye ayrılmış şeffaf bir kap tamamen doluyken ve 3 bölü 5'i doluyken aşağıdaki gibi tartılıyor. Buna göre aynı kabın 1 bölü 5'i doluyken yapılan son tartma işleminde tartının göstereceği değerler aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi burası tam dolu. Burası da 3 bölü 5'i dolu. Şöyle diyeyim. Ben eğer A'dan B'yi çıkarırsam, şu 2'yi, 2 tanesini bulurum. 2 bölmeyi. Bu 2 bölme. Tamam. 1 bölme nedir o zaman? 1 bölme tabii ki de A eksi B bölü 2'dir. Şimdi şuradaki suyun ağırlığını bulmuş olurum böylelikle. A eksi B bölü 2. Ama tabii bir de kabın ağırlığı var değil mi? Kabın ağırlığını nasıl bulacağım? Kabın ağırlığı şu şekilde bulunur. Şurada toplam su kütlesi 5 tane A eksi B bölü 2'dir. Tamam, 5 tane A eksi B bölü 2'dir. Ve ben bundan A'dan bunu çıkarırsam kabın kütlesi, boş kabın kütlesi elimde kalır. Yani A'dan 5A eksi 5B bölü 2'yi çıkaracağım. Bu da bana 2A eksi 5A artı 5B bölü 2'yi verir. Şurası şöyle çıkarıldığı için içeri dağıtıyorum eksiyi. Bu da arkadaşlarım 5B eksi 3A bölü 2'yi verir. Bu boş kap. Boş kabın üzerine A eksi B bölü 2'yi eklersem cevabı bulurum. A eksi B bölü 2'ye 5B eksi 3A bölü 2'ye ekliyorum. Bu da bana A ile eksi 3A'yı topladım. Eksi 2A. 5B ile eksi B'yi topladım. 4B bölü 2'yi, yani 2 ile sadeleştirirsem 2B eksi A'yı verir. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur diyebiliriz. Ve devam. 6. soru yine güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Daha öncesinde çıkmış bir sorudur. Ben size kaydet demeyi unuttum sanırım. Mutlaka bu soruyu da kaydedin arkadaşlar. Zeynep üniversite hazırlık sınavı için bir hafta boyunca her gün eşit sayıda soru çözmeyi planlamış. Bir hafta boyunca Zeynep'in çözdüğü soru sayısının planladığı soru sayısından farkını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Mesela şöyle. Örnek var burada. Zeynep pazartesi hedeflediği günlük soru sayısından 20 fazla, çarşamba ise 20 eksik çözmüş. Şimdi Zeynep her gün A tane soru çözmek istesin. Soru çözmek istiyor. Tamam mı? Şimdi pazartesi ne kadar çözmüştür? Pazartesi hemen yazalım. Pazartesi A artı 20 tane çözmüş. Salı günü ne kadar çözmüş? A artı x kadar. Çarşamba ne kadar çözmüş? Çarşamba eksik çözmüş. A eksi 70 tane çözmüş. Perşembe ne kadar çözmüş? Hemen bakalım. A eksi 80 kadar çözmüş. Cuma ne kadar çözmüş? Cuma'ya bakıyorum. A artı 40 kadar çözmüş. Cumartesiye bakıyorum. Cumartesi ne kadar çözer? Bakıyoruz. A artı. Burayı bilmiyoruz. Burasıyla alakalı mutlaka soruda bir bilgi vermiştir. Biz pazara bakalım bir de. Pazar günü de A eksi Y kadar. Bir değişken daha. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki Zeynep salı günü pazar gününden 110 soru fazla. Şimdi salı günü, yani şurada, pazar gününden 110 soru fazla çözmüş. Salı günü çözdüğü A artı x'ti. Pazar çözdüğü de A eksi y'ydi, değil mi? Aynen. Bir bakalım. Şimdi y zaten negatif bir sayı bak. Eksi 70, eksi 80. Y zaten negatif bir sayı olduğu için aslına bakarsan şurası A eksi y değil. Bak A eksi y değil. A artı y'dir. Çünkü y negatifti. Bunu unutmayalım lütfen. Daha sonrasında A artı x eksi A artı y'yi çıkaracağım ben buradan. A'lar gider. Böylelikle x eksi y eşittir ne bulunur? 110. Şurası 110'du. Bize bunu vermiş. Ve diyor ki cumartesi gününden 20 soru eksik çözmüş diyor. Bak salı günü, pazar gününden 110 soru fazla. Cumartesi gününden 20 soru eksik. Şimdi cumartesi günü ne kadar çözmüştü? Şu kadar. Burayı bilmiyoruz. X artı soru işareti. Bundan 20'yi çıkarırsam diyor, salı günü çözdüğüm soru sayısını bulurum. Şurası sevgili arkadaşlar x değil a. Hemen düzeltiyorum. Cumartesi a artı soru işareti kadar. Bundan 20 çıkarırsam bu a artı x'e eşit olacakmış. A'lar gider. Tamam mı? Soru işaretinden 20 çıkınca x kalıyorsa demek ki burası da x artı 20'dir. Çok güzel. Şimdi şu cumartesiyi boş bırakmıştık ya. O cumartesiye de a artı x artı 20 diyebilirim. Tamam, çok güzel. Şimdi her şey çözülüyor. Yoluna giriyor. Ne demişti? Başlangıçta planladığı soru sayısına eşit olmuş. Bu şekilde çözünce başlangıçtaki planını tutturmuş. Toplam ne kadar soru çözmek istiyordu? Günlük A tane. 7 gün var. Toplam 7A soru çözmek istiyordu. Şimdi ben bunları toplayacağım. Toplayalım. A burada var, burada var, burada var, burada var, burada var, burada var, bir de burada var. Toplam 7A yaptı zaten. 7A artı. Buraya bakıyorum. Şimdi 20, önce tam sayıları toplayalım. Eksi 50, eksi 130, eksi 90, eksi 70, bitti. Eksi 70'i yazdım. Bir de şimdi şunlara bakacağım. X var, X var, 2X, tamam mı bak 2X. Bir de şuradan y'yi yalnız bırakabilirim. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam X eksi 110 eşittir y olur. Demek ki burası A artı y'ydi ya. Artık burada da X eksi 110 varmış gibi düşüneceğiz. Bir tane daha X yaptı. 3X artı 3X, bir de eksi 110'umuz var. Bu da neymiş arkadaşlar? 7A'ya eşitmiş. 7A'lar gitti. Eksi 70, eksi 110 daha eksi 180. Karşıya attım, 3x eşittirine geldi 180. O zaman x kaçtır? Tabii ki de 60'ın ta kendisidir. Bizden neyi istemiş soru? Zeynep salı günü planladığı günlük soru çözüm sayısından kaç fazla soru çözmüştür? Salı günü ne kadar fazla çözmüştü? X kadar. Demek ki biz x'i 60 bulduğumuza göre doğru cevabımız da D şıkkı olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 7. sorumla. Doğrusal bir yol üzerindeki, doğrusal yol, al bak hemen. Doğrusal yolu çizdim. A, B, C, D, E şehirleri için mesafe cetveli ve bu şehirlerin yol boyunca dizilimi aşağıda verilmiştir. Yol boyunca dizilimi A, B, C, D ve E'ymiş arkadaşlar. Güzel. A ile B arasındaki mesafe 30'muş. Daha sonrasında B ile C arasındaki mesafe X'miş. C ile D arasındaki mesafe Y'ymiş. D ile E arasındaki mesafe de Z'ymiş. A ile E arasındaki mesafe, yani yolun tamamı 150'ymiş. Bizden istenen ne? X artı Y artı Z. Şurası mı isteniyor? Bitti. 150'den 30'u çıkarırsın. 120'yi bulursun. Doğru cevabı işaretlersin. Hadi eyvallah dersin. Geçersin 8'e. Aşağıdaki iki farklı kakaolu süt karışımında bulunan kakao ve süt miktarlarının dağılımı verilmiştir. A karışımından 40, B'den de 20 gram alınıp bir kapta karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki süt miktarının kakao miktarına oranı soruluyor. Şimdi A karışımından konuşacak olursak bir süt bir de kakao diyelim. Tamam mı? A karışımından 7 süt 3 kakao. B karışımında ise 6 süt ve 4 kakao olduğunu görüyoruz. Şimdi A karışımından toplam ne kadar gramaj var? 10. Ben bunu 40 yapmak istiyorsam 4 ile çarparım. 28'e 12 olur. Buradan ne kadar var? 10. Ben bunu 20 yapmak istiyorsam 2 ile çarparım. 12'ye 8 mi olur? Şimdi toplam süt miktarı 28 artı 12'den 40'tır. Toplam kakao miktarı da 12 artı 8'den 20'dir. İşte 40 20'nin kaç katıdır diye sorulmuş. Kaç katı? Cevabımız 2 olacaktı arkadaşlar. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, artık gençler 35. testimizi de bitirdik. Bu test diğerlerinden bir tık daha kolaydı. Zaten videonun süresinden de anlamışsındır bunu. Ama bu demek olmuyor ki hocam işte ÖSYM tarzı olmadı bu pek ya. Bu saçmalama oğlum ya, lütfen bak canım benim. ÖSYM sadece zor soru sormuyor. Lütfen rica ediyorum. ÖSYM zor soru sormuyor sadece. Şimdi ÖSYM'nin soruları zorluk kolaylık açısından nitelendirilmemeli bence. ÖSYM'nin soruları güzellik çirkinlik açısından değerlendirilmeli. Ölçülebilirlik açısından değerlendirilmeli. Şimdi mesela şu soruyu, bak bu soruyu 8. sorudan bahsediyorum. Şöyle yapalım, 8. soru. Şimdi ülkedeki lise 4'e yani 12. sınıfa giden tayfanın çoğuna sorsak, bak ülkedeki öğrencilerin çoğunluğu bu soruyu çözemeyecektir. Ama kolay mı? Kolay. Bunu bu açıdan değerlendir. Veyahut 7. soru mesela. Şu tabloyu anlamayan bir dolu öğrenci var. Bunu bu şekilde düşün mesela. Veya şu soru mesela. 8. soruyu ülkedeki öğrencileri çoğunluğu çözemiyor diyorsam bu soruyu neredeyse hiçbiri çözemiyor. Böyle düşün mesela. Yani senin burada kendini ölçmen gereken şey sorunun güzelliği ve sorunun öğrenci başarısını ölçmedeki başarısı. Tamam, bu kadar. Yani öğrencinin kazanımlarını, öğrencinin bilgisini test ediyor mu, edemiyor mu? Bunu görmen lazım. Ediyor mu? Ediyor. O zaman ÖSYM tarzıdır. Tabii ÖSYM tarzı dediğim soruların da sevgili arkadaşlarım belli bir kriteri var. Bunların ÖSYM diline yatkınlığı, ÖSYM hikayelerine yatkınlığı, ÖSYM senaryolarına yatkınlığı, bu kesinlikle çok önemli. Ben bundan kaynaklı sizlere işaret koyduruyorum. Bu sorulara işaret koyun diye. Umarım anlaşılmıştır niyetim. Evet gençler, artık bitirdik videoyu. Dersimizi bitirdik. 36. videoda tabii ki görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.